Değerli dostlar, birçok insanın dert yandığı vesvese bir musibet gibidir, bir hastalık gibidir. Vesvese eğer çok dikkat edilmiş olursa şişer, onu çok önemli görsen büyür, önemsiz görsen küçülür. İnsan vesvesenin mahiyetinin ne olduğunu anlasa gider, eğer anlamazsa gelir başa bela olur. Malum şeytan vesveseyi önce insanın kalbine atar. Eğer kalp onu kabul etmezse şetim denilen, yani sövgü sözleri tabir ettiğimiz o kötü sözlere, kötü düşüncelere dönüşür. Ve kalp bundan çok rahatsız olur. Kalbin rahatsız olması aslında o kötü sözlerin kendimize ait olmadığının işaretidir. Bu bir şeytanın ilkaatı olduğu, şeytanın kalbe attığı kötü sözlerdir. Dolayısıyla biz hemen o kötü sözlerden dönüp o Kur'an-ı Kerim ayetlerine, İslamiyet'in bize verdiği öğütlere dönmemiz lazım. Ben bunu açıklayabilmek için şöyle kısa bir örnek vereyim. Mesela günahgün çiçeklerle dolu bir bahçeye insan girse, rengarenk çiçekler açmış. Yani hakikaten insanın gönlü o çiçeklerle gül gülistan olur. Fakat o çiçeklerin bir tanesinin dibine bir çocuk bir kaka yapmış olsa, siz tabii bu kakadan rahatsız olursunuz. Çünkü çok güzel bir çiçek bahçesinde o kakanın bir yeri yoktur. Hatta çirkinleştirmiş. Şimdi siz o çiçekleri bakmayı bırakıp o kakayla meşgul olsanız, deseniz ki ya ne biçim anneler var, çocuklarını terbiye etmiyorlar, buraya da kaka yapılır mı deyip o kakayla meşgul olsanız, gelene gidene de o kakanın ne kadar kötü olduğunu gösterseniz, sizin içiniz bulanır, gönlünüz kararır. Siz umduğunuz o lezzeti o bahçede bulamazsınız. Ama kakayı gördüğünüz an üzerine bir toprakla kapatsanız, sonra çiçeklere baksanız, insanlara da o çiçeklerin güzelliğini gösterseniz, gönlünüz gülgülistan olur. İşte bunun gibi siz Kabe-i Muazzama'nın karşısındasınız. Çok güzel bir ortamdasınız. İnsanlar ibadetle meşgul. Siz de Allahu Ekber dediniz, namaza durdunuz. Fakat bir tuvalet ihtiyacıydı. Bir efendim başka bir ihtiyaç sizi aldı. O namazın içerisinde kötü, pis bir ortama götürdü. Hayalen oraları dolaşmaya başladınız. O pis şeyle meşgul olursanız o Kabe'nin karşısında huzur bulamazsınız ve gönlünüz kararır. Eğer siz hemen onun pis olduğunu anlayıp bunlar bize ait değil deyip şeytanın bir işidir deyip hemen onu bıraksanız, üzerini örtseniz, sonra Kabe'nin ve etraftaki ibadet eden insanların hallerini müşahede etseniz elbette ki gönlünüz gül gülistan olur. İşte vesvese de buna benzer. Eğer siz üzerine durup onunla meşgul olursanız sizi hakikaten kötü yerlere götürür. Zaten şeytanın istediği de budur. Eğer onun üzerini, kötü düşüncelerin üzerine örtüp güzel şeyleri düşünmeye başlarsanız bu defa şeytan orada umduğunu bulamaz ve vesveseniz de gitmiş olur. Bu tabii işlerin ameli noktasındaki bir konum ama bir de inanç noktasında vardır ki vesveseler. Şeytan bu noktalardan da çok istifade eder. Hele biraz asabi olan, biraz sinirli olan, stresli olan bazı insanlara şeytan bu vesveseyle çok zarar veriyor. Mesela siz Cenab-ı Hakk'ı tefekkür ederken, dini bir meseleyi düşünürken şeytan sizin kalbinize çok kötü bir hal atar ya da dinsizlerin sözlerini senin aklına getirir. Dinsizlerin sözünü aklına getirdiğiniz zaman o ne diyor diye siz onu düşünürsünüz. İslamiyet nedir diyor. İslamiyet'i düşünürsünüz. Yani objektif bir şekilde bir tarafına tabir edilen bir tarzda tefekküre başlarsınız. Bu tefekkür aslında hiçbir zararı olmayan bir tefekkürdür. Çünkü siz inandığınız şeyin ne kadar doğru olduğunu onun zıttı olan küfürle kıyas ederek öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu bir tefekkür yoludur ve insanın vehim duygusu denilen ya da vehim gücü denilen beyninde bulunan olmayan şeyleri varmış gibi gösteren bir duygu da serbestçe buralarda dolaşır. Çünkü bunun için yaratılmış. Olmayan şeyleri düşünerek olan şeylerin değerini anlamak için Allah tarafından verilmiş. Eğer siz tutup da olmayan şeyler üzerinde devamlı düşünürseniz veya şeytanın avukatlığı tabir edilen devamlı iyi şeyler karşısında şeytanın düşüncelerini devamlı ortaya sürerseniz ve her defasında da güzel bir şeyin karşısına dinsizlerin, kafirlerin, inançsızların, materyalistlerin, ateistlerin, deistlerin fikirlerini ortaya koymaya kalkarsanız, bak işte İslamiyet bunu diyor ama deistler de bunu diyor, İslamiyet bunu diyor ama ateistler bunu diyor, İslamiyet bunu diyor ama işte efendime söyleyeyim kafirler de bunu diyor gibi devamlı olarak bir muhalefet görevi gören bir vaziyete getirirseniz bu defa o kalbe yerleşmeye başlar. Onunla meşgul olduğunuz için sizi içine çekebilir. Allah muhafaza, tasdik denilen imansızlığa doğru gitmiş olursunuz. Ama siz bir tefekkür ederken karşı tarafın da görüşlerini nazara alarak senin görüşün ne kadar sağlam olduğunu bulmak için gayret sarf ederseniz bunda herhangi bir zarar yoktur. Bilakis tefekkürün gereği budur. Onda hiçbir zarar yok. Fakat siz muhalif olan sözler aklınıza
geldiği zaman telaşa kapılırsanız, eyvah benim kalbim ne kadar bozulmuş, ne kadar kötü etmişim derseniz, bu sefer heyecanlaşmaya başlarsınız ve şeytanın tarafına doğru gidersiniz. Dersiniz ki zaten benim kalbim bozulmuş, artık bundan sonra akla ne gelirse gelsin fark etmez diyerek şeytanın tarafını kabul etmiş olursunuz. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Önümüze birisiyle anlaşma yaptık, anlaşma metni geldi. Orada eğer taraflardan birisi şunu yaparsa böyle olur, bunu yaparsa böyle olur diye o metni siz okuyorsunuz. Burada hiçbir şey yok. Ne zaman ki sizin aklınıza, kafanıza uygun geldi, altına imzanızı attınız, işte o zaman bir tasdiktir. O imzayı attıktan sonra ben buna inanıyorum, bu anlaşmayı kabul ediyorum demektir. İşte bu tarz meselelerde aynen o sözleşme gibi şeytan sizin karşınıza bazı şeyler çıkartabilir. Hatta insanın vehmi, hayal gücü, tahayyül denilen bir mekanizma var insanda. O vehim denilen olmayan şeyi varmış gibi gösteren o duygu veya şeytan geliyor senin önüne muhalif fikir atıyor. Siz onu düşünürken hiçbir mahsuru yok. Fakat sonunda muhalif fikri eğer kabul edip de altına imza atarsanız o zaman tasdiktir ki bu imana o zaman zarar verir. Dolayısıyla böyle şey insanın başına geldiğinde kesinlikle asla ve kat'a telaşa kapılmamalı. O Allah'ın verdiği bize duygular görevini yapıyor. Serbest bırakmalıyız. Yalnız burada şeytanın tarafını değil İslamiyet'in tarafını tutarak gitmeliyiz. Onun için mesela mantık ilminde tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi taakkulü dalalet de dalalet değildir denilmiş. Yani küfrü hayal etmek küfür değil, inkarı hayal etmek küfür değil veya işte efendim böyle bir serbest tefekkürde muhalefeti, muhalif sözleri düşünmek asla ve asla dalalet değildir diye bilmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim efendim.